ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping'le konuştuğunu ve Tayvan Anlaşması'na uyma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Biden yaptığı açıklamada, Xi ile Tayvan hakkında konuştuk. Anlaşmaya uyacağımız konusunda mutabık kaldık. Kendisine net bir şekilde anlaşmaya uymaktan başka seçenek olmadığını söyledim, dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'de yaşanan Hint-Pasifik krizi vesilesiyle Avrupa'nın savunma alanında Washington'a bağımlılığı azaltması çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u uyardı. Stoltenberg, Avrupa'nın savunma alanında bağımsızlaşma çabalarının NATO'yu zayıflatacağı ve Avrupa'yı böleceği uyarısı yaptı. Sosyal medya platformlarında pazartesi günü yaşanan erişim sorunuyla ilgili Facebook'tan açıklama geldi. Şirketin altyapı direktörü kesintinin rutin bakım esnasındaki bir hatadan kaynaklandığını açıkladı. Facebook, WhatsApp ve Instagram'a yaklaşık 6 saat erişim sağlanamamıştı. Çin basınında çıkan haberlere göre Çin'in iç kesimleri büyük bir elektrik kriziyle karşı karşıya. Çinli yetkililerin elektrik sorununu çözmek için Doğu Türkistan'dan Çin eyaletlerine büyük miktarda enerji transfer işlemlerini arttırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD ve Avustralya ile kurdukları AUKUS adlı yeni güvenlik işbirliğinin AB dışında neler başarabileceklerinin önemli bir örneği olduğunu söyledi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, gök cisimlerinden dünyayı korumak amacıyla uzay aracını dünya yörüngesine yakın bir asteroidle çarpışması için fırlatacak. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planladığını duyurdu. Yonhap Ajansı'nın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı yıllık parlamento denetim raporunda Seul'un saldırı ve füze savunma kapasitesini geliştirdiği açıklandı.